Bedri Baykan. Şimdi e, önce e, Muharrem İnce'nin bu tweet'i hakkında birkaç şey e, söyleyeyim. Bir kere John Steinbeck'ten yaptığı alıntı e, tabii çok e, yerinde bir, bir örnek. E, bu arada ağzından sözde sanatçılar şekli çıkan ifade konusunda üzülmesi ve özür dilemesi çok yerinde ve kendisini tebrik etmek istiyorum. Çünkü siyasiler Türkiye'de kolay kolay özür dilemiyorlar. Ve şimdi Sayın İnce'ye destek verenler arasında işte oyu ister yüzde üç olsun, ister beş olsun, bilmiyoruz tam kaç olduğunu. Farklı rakamlar konuşuluyor. bunlar arasında genç kuşağın olduğunu biliyoruz. Belki bu fevri halinin yanı sıra bu samimi özür veya kendini ifade edişteki spontan davranışlar belki gençlerde biraz ilgi çekiyor diyeceğim. Onun için ben Sayın Muharrem İnce'nin CHP tarafından da ayrılırken ki yaşanan gerginliklerin sürdürülmemesi ve on, on, o konuların biraz o konulardan biraz uzaklaşılması ve onlardan soyutlama yapılarak bu diyalogların yürütülmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Hem CHP hem Sayın İnci adına. Fakat benim söylemek istediğim tam reklamdan önce şuydu. İşte hep anketler biri diyor o bu kesin %60 öbürü diyor hayır kesin Erdoğan aldı öbürü diyor hayır %58 ile Sayın Kılıçdaroğlu aldı. Ben birkaç şey hatırlatacağım. Yani mesela e, e, Sayın Dalan, e, Nurettin Sözen'e karşı seçimi yüzde kazandığını söylüyordu. Hiçbir e, şüphesi olmadığını söylüyordu. Kaybetti. E, Kemal Satır'ın, rahmetli Kemal Satır'ın, e, Ecevit'in kazandığı meşhur 72 e, Mayıs e, Kurultayı hakkında seçimi Kazanacağız demiyorum. Kazandık diyorum demişti Kemal Satır. Allah rahmet eylesin. O parti meclisi seçimini Ecevit kazandı CHP'de. Abi tarihe daha fazla yani, girme ya. Deniz Baykal'ın Erdal İnönü'ye karşı kaybettikleri vesaire. Yani ben %100 kazandım diyen her siyasetçinin ben kaybettiğini gördüm. E, tarih bize bunu öğretiyor ve e, ben dolayısıyla şeye de tavsiyem yani hakikaten e, de tavsiyem yani evet. e, seçmene siyaseti izleyen taraf olan olmayan neyse işte herkese tavsiyem şey yapmayın yani böyle erken zafer siyasetçinin her zaman düşmanıdır en büyük düşmanıdır en büyük yani erken zafer en büyük düşmandır şeyde iddialı Aynı da şekilde. olmamak lazım herkes söylüyor seçim ortada çok doğru yani, <laughs> çok doğru şimdi dolayısıyla mesela muhalefet kanadının da bu ortada gezen anketlerde yok illa 58'iz, 56'yız, 60'ız, 55'iz. Bunlar tam tersine rehavet getirir. getirir tabii. Bunlar tam tersine nasıl olsa kazandık havası getirir. Ve tarih böyle düşünenlerin çok ciddi hayal kırıklıkları yaşayabildiğini göstermiştir. Ben yalnız birkaç tanesini burada saydım. Onun için ben de muhalefet kanadına... Bu konuda Peki. çok daha fazla sakin olup çalışmalarını öneriyorum. Katılıyorum. Kemal Bey de söyledi zaten onu. Ya böyle bir takım bizim önde olduğumuz anketler gör görünüyor, gösteriliyor, yansıtılıyor. Ee, rehavete kapılmamamız lazım diye bir açıklaması var. İki taraf evet. için geçerli bu. İki evet. taraf için de evet. geçerli. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Yani ben hani bir siyaset gözlemcisi olarak erken zafer ilan eden dediği doğru. Her zaman kaybetmeye mahkumdur çünkü erken hmm. zafer demek, rehavet demek, çalışmamak demek. Hmm. Ee, yani sosyal medyada çalışma yapmış olmuyorsunuz, gideceksiniz abi evet. seçmenle muhatap olacaksınız, kapı kapı dolaşacaksınız, evet. çalışacaksınız. Gerekirse bir kişinin oyunu değiştirmek için 45 dakikanı vereceksin. Mesela e, inandığın e, yani doğrultuya. Şimdi... Olarak... Geçen hafta yüzde %60'la alacağınız konusunda her ikiniz de çok iddialıydınız. Yani bugün <laughs> ya o yaşandı bitti saygısızca şimdi onu niye hatırlatıyorsun <laughs> ya. abi ya? Ben evet, ben bazen hayretle izliyorum yani geçen hafta burada Hayır. neredeyse diyorum. üstümüze yürüyeceklerdi. %60'ız diye ama bugün Şöyle kapılmayalım noktasına Anketlerde gelmişiz. Anketlerde %58, 56 göründüğünü ben burada geçen hafta hatırlattım. Fakat bunun ilk defa yaşandığını ve Belki sizin bile ilk defa ya seçim ortada denecek noktaya kadar geldiğinizi ve bunun bir ilk olduğunu ben da hatırlatıyorum <laughs> diyorum. ki 2017 referandumundan evet. beri Türkiye'de bir neredeyse 51 49 52 48 dengesi Bak, var. Benim benim yani... anketim, benim anketim %52 ya da referansım bundan önceki seçimlerde alınan oy. AKP'nin en iyi olduğu dönemde aldığı oy buysa aradan geçen onca olayın arkasından en az 10 puan kaybetmiş olduğunu varsayıyorum. Sadece bunu ben varsaymıyorum. Bunu işi bilenler varsayıyor zaten öyle olduğunu düşünüyorlar. İşi bilen halk Kafadan halk kalitesidir. Neyse her ben başka bir şey söyleyeceğim Her 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 seçim yani, her zalbın kazananın olur kaybedenin de olur. De her her mesela, böyle bir, para bir, para tartışmalı, para bir tartışmalı, var. tartışmalı bir giriş yaptın. Şimdi ben başka bir şey söyleyeceğim diyerek oraya geçemezsiniz. bir bekleyin. O ama onu da unutmayın. O başka hani nereye geçeceğinizi unutmayın. Ha şöyle her seçim aslında partiler açısından sınavdır. Kazan iyi hazırlanan, topluma umut veren kazanabilir. Çünkü bu başkanlık sisteminde geldiğimiz noktada %50-50. Kazanan da AK, Partisi, AK Parti, AK Parti AK alarak ya da CHP CHP'lilerle oyunu alarak kazanamayacak. Ortadaki yüzer gezer oyları, kararsızlar kim yanına çekerse o kazanacak. Belki bir puanla kazanacak, belki bir buçuk puanla kazanacak ama o kazanacak. Şimdi e, erkenden e, zafer havasına girmek Bedir Bey mutlu etmiş. Bence de mutlu olsun seçim gecesine kadar ama asıl anketi millet <laughs> yapar oraya bakmak lazım. Ben Herkes de bu konuda kısa bir ince şey ince. Geçme deyince, <laughs> lütfen. Şimdi burada bir de şu var, evet bu bir ölçüdür. Ben bunu birkaç kere söyledim. En iyi zamanında 52,5 almıştı evet. dedim. Fakat burada şöyle bir şey var. Adaylar farklı. Başka parametreler devreye girebiliyor bu tip durumlarda. Yani şöyle değişir, böyle değişir anlamında değil mi? Ne, nasıl değişeceğini göreceğiz. Ama yani o seçim 52,5 almış bir Cumhur İttifakı ya da Cumhurbaşkanı, bu seçim her şekilde işte üstünden ekonomi geçti, pandemi geçti, deprem geçti falan. Her şekilde kaybetmiştir diye bakıldığı zaman başkan parametreler devre dışı kalıyor. Adaylar çok önemli. Evet. Mesela geçen seçim HDP'nin kendi adayı vardı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Mesela bu seçim HDP Kemal Bey'i destekliyor. Dolayısıyla yani bunu resmi açıklama yapsın, yapmasın fark etmez. Şimdi ölçüler değişik olduğu zaman, adaylar farklı olduğu zaman başka parametreler de devreye girebiliyor. Dolayısıyla elbette geçen seçim gibi, örneğin ben geçen seçim 49 küsür verdik. 52 bitti, 2,5 puan yanılmıştım. Hı hı. Ama inceyi tam bulmuştuk. 32 mi, 32,5 mu? O seçimde aynı bu anketi yayınladığım sıralar babam ve kayınpederim beni arayıp telefonda aşağı yukarı ağladılar. Ya nasıl olur Hakan? Ince kazanıyor seçimi diye. Vallahi. Ya arada 20 puan var. Bak 52'ye 31. Hava öyle bir hava ki. Muharrem İnce kazanıyor. Nasıl bu sonucu verirsin diye. Şimdi de fark İkisi de e, aşağı yukarı 15 dakika. Ya işte anlatıyorum baba bak şöyle, şöyle bu, sebep, bu sebepten parametreler çok değişik. Ya, Adaylar farklı olabiliyor, şartlar farklı olabiliyor. O gözle tam olarak baktığımız zaman yanılabilir. Ahmet. Hakan, ya, abi, ya çok özür dilerim. Bir de şimdi tamam. şu var. Bu AK Parti'nin en ba, iyi dönemi... Baba, baba Muharrem İnce kazansın mı istiyordu? E, babam 50 senelik Halk Partili. Yani. E, e, bu iddia olacak yok belki. Hakan Bey. <laughs> AK Parti'nin en iyi dönemi aslında sanılanın aksine bu dönemdir. Niye? Ya Bırak Türkiye'yi dünyanın üzerinden bir silindir geçti. Pandemi, Rusya-Ukrayna Savaşı, üstüne deprem. Buna rağmen 22 yılın sonunda bu partinin oyu en karamsar anketlerde yüzde %40 çıkıyorsa Erdoğan sahaya indiği her seçimde üstüne 5 puan koymuşsa geçmişte şu anki durum kötü bir durum değildir. Yani o yorumları yapanlar biraz yanılıyorlar. Yani bu ivme bundan sonra yukarı gider Bedir Bey. Kendinize hazırlayın. Yani bu seçim ortamları, seçim ortamları bazen iktidarları da çok yanıltabilirler. Mesela Fenerbahçede de Aziz Yıldırım ve Ali Koç karşılaştığında <laughs> mesela i̇şte Fenerbahçeli Sayın Aziz Yıldırım ve onun çevresi seçimi kazandıklarına ve kazanacaklarına neredeyse emindiler ve o şekilde girdiler. O yüzden işte ayrılmana gerek yok dediler Sayın Aziz Yıldırım'a vesaire. Halbuki sonuç 80'e 20 çıktı neredeyse. İşte şu anda siz onu yapıyorsunuz muhalefet evet. olarak seçimi aldık gözüyle bakıyorsunuz. Yok, şu anda şu anda ben iktidarların nasıl yanına beni diyeğini hatırladım. Bedri yalnız ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Ali Koç böyle 80'e 20 kazanınca muharemince de. Biz de kazanırız herhalde demişti. <gülüyor> <gülüyor> o zaman hatırlarsan. Doğru. Bu futbolla siyaset arasında pek korelasyon olmuyor. Yok yok var. Ee, Fener'in de o günden beri ikiye kası bir araya gelmedi. Hayır, Allah bu, bu bir korusun. Şey kim örneği? Allah bu bir Türkiye şey korusun. Şey